Hallo, hepinize Tonguç Akademi'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu Die Uhrzeiten und die Wochentage. Saatleri öğreneceğiz, günleri öğreneceğiz. Hemen şuradan bir kalem seçip alıyorum. Ve hazırsak dersimize başlıyoruz. Neler öğreneceğiz? Die Zahlen von 20 bis 100. 20'den 100'e kadar olan sayıları öğreneceğiz. Die Uhrzeiten, saatleri öğreneceğiz. Die Wochentage, günler. Die Tageszeiten, günün zamanları. Präpositionen, am, edatları öğreneceğiz. Saatleri hangi edatla, günleri hangi edatla kullanıyoruz? Bunları göreceğiz. Hazırsak devam ediyoruz. Die Zahlen von 20 bis 100. Şimdi 20'ye kadar olan sayıları adımız gibi biliyor olmamız gerekiyor ki 20'den 100'e kadar olan sayıları, hatta daha ilerisine çocuk oyuncağı gibi söyleyebilelim. 20, 20, 21. Hemen 20'den sonraki sayılarda dikkat etmemiz gereken nokta, önce sağdaki sayıyı söylüyoruz yani 1'i, daha sonra da 20'yi söylüyoruz ve araya und ve bağlacı getiriyoruz. 21. 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28 ve 29, 29. Yani dikkat etmemiz gereken nokta, aradaki und bağlacını, v bağlacını unutmuyoruz ve sayıyı sağdan sola doğru, sondan başa doğru söylüyoruz. Peki diğer bir dikkat etmemiz gereken nokta ise 20, 30, 40, onar giden sayıları çok iyi bilmemiz gerekiyor. 20'yi biliyoruz. 20, 30, 30, 40, 40. Şimdi şurada bir duralım. Geldim 30'a. Şimdi şurada bir duralım. 40 dediğimde 40'ı oluşturabilmem için diyelim ki 40 sayısı aklıma gelmedi. Ne yapacağım? Bütün sayıları ezberlemiştim. Aklıma gelmiyor. Nereden bulacağım? Ne yapıyorum? Önce önündeki sayıyı söylüyorum. Çünkü neden? Ben 20'ye kadar olan sayıları adım gibi biliyorum. 4 neydi? Fia. 40 diyebilmem için sadece sonuna zik ekine ekliyorum. Fiyatih ve zik diye telaffuz etmiyorum. Sanki oradaki g'yi yarım bir şey gibi telaffuz ediyorum. Fiyatih, fiyatih. Peki aynı şeyi 14 için söyleyelim. Mesela örnek verelim ve bilgilerimizi bir hatırlayalım, geçmiş bilgilerimizi. 14 diyebilmem için diyelim ki 14 aklıma gelmedi. Ne yapmam gerekiyor? Önce 4'ü söylemem gerekiyor. Fia ve 10'lu sayıları da eklediğimde sein, fiyatin. Bakın 14 aklıma gelmemiş olabilir ama ben 4'ü bildiğim için, yani 20'ye kadar da olmasa 12'ye kadar bildiğim için ben 12'den sonrasını gayet yapabiliyorum. Fiyatiş dediğimde 40. Peki 41 diyeceğim. Aynı az önce 20'li sayıları okuduğumuz gibi 41 demek için önce biri söylüyorum. Ein und 40. Ein und 40 ve bitişik yazıyorum. Ein und 40. Geldim 30'a. En son 40'da bırakmıştık. 30'a geldim. 30'da bir istisna var. Nedir bu istisna? Zik olarak yazmıyorum da şu garip uzun kuyruklu B harfiyle yazıyorum. Ve aynı şekilde okuyorum. Drei sich ama S şeklinde okuyorum. Drei sich, drei sich. 40, 40, 50, 50. Peki 60'a geldim. Burada da bir istisnam var. Normalde 6. Neydi? 6. Yani sonunda bir S harfi var. Ama buraya geldiğimde 60 derken S harfi düşüyor ve zeh, sich olarak okuyorum. 70 dediğimde 7 neydi? Sieben. Yine 70 derken sieben'daki E ve N harfleri düşüyor. Siebzig. 80 derken 80, 90, 90, 100, 100 ya da 100 diyebilirim. Mesela 200 diyeceğim. Aynı yerine ne yazmam gerekiyor? 200. Yani aslında sayıların mantığını anladığınızda hiç ezberlemenize gerek kalmayacak. O zaman son sürat devam ediyoruz ve saatlere geliyoruz. Saatleri iki başlığa bölerek söyleriz. Yani iki ana başlıkta kullanıyoruz. Birincisi die inoffizielle Uhrzeit, yani resmi olmayan saatler, günlük kullandığımız geçe, kala, buçuklu saatleri kullanırken, yani günlük kullandığımız saatlerde inoffizielle Uhrzeit kullanıyoruz. Die offizielle Uhrzeit dediğimizde ise resmi saatler, yani dijital saatlerden bahsediyorum. Saat ve dakikayı söylediğim, geçe ve kala kullanmadığım saatlerden. Peki saatleri öğrenebilmem için önce neyi bilmem gerekiyor? Kelimeleri bilmem gerekiyor. Die Uhr, saat, vor, kala, nach, geçe. Vor kelimesinin, yani kala kelimesinin daha akılda kalıcı olması için şimdi size bir ipucu söylüyorum. Vor derken bunu sanki var gibi düşünün. Yani kala, var şeklinde kullandığımızda hangi kelimeyi kullanıyormuşuz? Vor kelimesini. Nach, geçe. Viertel, çeyrek. Viertel vor, çeyrek kala. Viertel nach, çeyrek geçe. Halb, buçuk. Nach halb, buçuğu geçe. Vor halb, buçuğa kala. Şimdi son iki kelimemizin ne olduğunu birazdan göreceğiz. Saatlerdeki bu iki kelimeyi Türkçe'de çok fazla kullanmıyoruz. Peki saatleri nasıl soracağız? Wie spät ist es? Saat kaç? Bakın saatimin etrafında ikiye böldüm saatimi. Bu tarafım geçe, nach. Bu tarafım kala, yani var, vor. Ve buçuklu saatleri söylerken de halb kelimesinden yardım alıyoruz. Şimdi örneklerimizle biraz daha iyi anlayacağız. Az önce saat sorarken hangi kalıbı kullandık? Wie spät ist es? Biz saat sorarken iki farklı kalıp kullanabiliriz. Wie spät ist es? Saat kaç? Wie viel Uhr ist es? Yine saat kaç anlamına geliyor. Cevabımız ise tek bir cevap. Es ist. Araya sayımızı ekliyoruz. Saatimizin kaç olduğunu ekliyoruz. Ve sonuna da saat anlamına gelen Uhr kelimemizi ekliyoruz. Öncelikle die inoffizielle Uhrzeit konumuzu bir inceleyelim. Yani resmi olmayan saatler. Es ist 5 Uhr. Tam saatleri söylerken sonuna her zaman Uhr kelimesini getirmeliyiz. Es ist 5 Uhr, saat 5. Es ist 6 Uhr, saat 6 şeklinde. Peki es ist 10 vor 4. Saat 4'e 10 var derken, bakın 10 var, kala, vor kelimesini kullanıyorum ve cümlemin en sonuna Uhr kelimesini eklemiyorum. Yani vor, kala, nach, geçe olarak kullandığım saatlerde Uhr kelimesini kullanmıyorum. Sadece tam saatleri söylerken bu kelimeyi hem söylüyorum hem de yazıyorum. Peki es ist 20 nach 9. Saat 9'u 20 geçiyor. 20 nach 9. Nach neydi? Geçeydi. Peki es ist Viertel vor 2. Viertel neydi? Çeyrek. Peki Viertel vor olduğunda çeyrek var ya da çeyrek kala diyoruz. Saat 2'ye çeyrek var. Es ist Viertel nach 8. Es ist Viertel nach 8. Peki Viertel çeyrekti. Viertel vor çeyrek var ya da çeyrek kala. Viertel nach ise şuradan hemen kontrol ediyoruz. Ne dememiz gerekiyor? Çeyrek geçe. Yani saat 8'i çeyrek geçiyor. Ve saatleri söylerken cümle kalıbımız neydi? Es ist. Es ist de cümlemize başlıyoruz. Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es olarak da saatimizi soruyoruz. Son sürat devam ediyoruz. Buçuklu saatleri söylerken dikkat etmemiz gereken tek bir nokta var. Bir saat sonrasını söylüyoruz. Yani 6,5 saatini söylemek istediğimizde 6 yerine 7'yi söylüyoruz. Hemen örneğimizden bakalım. Es ist halb sieben. Şimdi cümlemizde sieben yazıyor. Yani 7. Halb 7,5 anlamam gerekiyor. Ama ne yapıyorum? Yazan cümledeki sayının bir eksiğini, söylerken ise artı bir ekleyerek söylüyorum. Yani saat 6,5 demem için 6 yerine ne yapıyorum? Artı bir ekledim. 7 olarak söylüyorum. Es ist halb sieben. Saat 7,5. Es ist ne yapıyorum? 7'ye artı 1 ekliyorum. 8 diyorum. Es ist halb acht. Saat 5,5. Ne yapıyorum? Es ist halb 5. Bir üst sayısını, yani artı 1 rakamını ekliyorum. Halb 6. Saat 5,5. Saat 9,5. 9. Ekle üstüne artı 1'i. Es ist ne diyeceğim? 10 diyeceğim. Yani cümlemde 10 yazacağım ama anlarken bir eksiğini anlayacağım. Es ist halb 10. Saat 9:30. 11:30. Ne yapıyorum? Es ist kalıbımı yazıyorum. Cümlemin başını yazıyorum. Ve 11 rakamının bir üst rakamını söylüyorum. Es ist halb 12. Saat 11:30. Saat 12:30. 12. Artı bir ekle. Es ist halb 1. Saat 12:30. Yani dikkat etmemiz gereken nokta ve asla unutmamamız gereken nokta, buçuklu saatlerde artı bir ekliyoruz. Ana saatin üzerine artı bir ekliyoruz. Bakın hiç korkulacak bir şey yokmuş. O zaman son sürat devam ediyoruz. Peki nedir bu buçuklu saatlerin bir de buçuğu olması? Yani buçuğu geçe, buçuğa kala, nedir bunlar? Biz Türkçe'de kullanmıyoruz. Aslında Almanca'da da çok sık kullanılmıyor. Ama bilgi bilgidir, aklınızın bir köşesinde kalsın. Peki geldim örneğime. Es ist fünf nach halb sieben. Halb sieben dediğimde ne yapıyordum? Bir eksiğini anlıyordum. Cümlemin içinde gördüğüm sayının bir eksiğini anlamam gerekiyor. Yani saat 6:30. Peki burada fünf nach var. Bir geçe var, bir halb var, bir sayı var. Saat 6:30 5 geçiyor. Yani 6:30'u 5 dakika geçmiş. 6:30'u 5 dakika geçmiş. Es ist fünf nach halb sieben. Peki yan tarafa geldim. Es ist fünf vor, kala anlamına geliyordu. Halb sieben. Saat 6:30'a 5 var. Peki burada ne anlamam gerekiyor benim? Yani saat 6:30, 6:30 olmasına 5 dakika kalmış. Saat 6:30 olmasına 5 dakika kaldı. 8:35. Yukarıdaki sizce hangi örneklere uyuyor? 8:35. Saat 8:30'u 5 dakika geçmiş. Nach. Es ist 5 nach halb 9. 8:30 diyebilmem için 8'in bir üst sayısını söylemem gerekiyordu. Yani 9 demem gerekiyor. 9. Halb 9 dediğimde 8:30 ama 5 dakika geçtiğini söylemem gerekiyor. 5 nach halb 9. Saat 8:30 5 geçiyor. Peki 15:25. Ne demem gerekiyor burada? Ne anlamam gerekiyor? Saat 3:30'a 5 dakika var. Yani saatin 3:30 olmasına 5 dakika var. Ne kullanmam gerekiyor? Vor, var, kala kullanmam gerekiyor. Es ist fünf vor halb vier. 3:30 diyebilmem için 3'ün bir üst sayısını söyleyeceğim. Vier, halb vier dediğimde 3:30 ama 3:30'a kaç dakika var? 5 dakika var. Es ist fünf vor halb vier. Saat 3:30'a 5 var. 5 dakika kaldı. Okey, son sürat devam ediyoruz. Ben şuradan bir kalemimi değiştireyim. Birazcık da kırmızı il kullanmak istiyorum. Saatteki ara dakikaları söylemek istediğimizde yine kalıbımız aynı. Es ist'le cümleye başlıyoruz. Araya vor, kala ya da nach, geçe kelimelerini kullanıyoruz. Ama dakikalı saati söylerken cümlemizde, kalıp cümlemizde önce dakikayı, sonra saati söylüyoruz. Peki örneğimize bakalım. 12:08. Yani benim önce dakikayı söylemem gerekiyor. Daha sonra da en sona, cümlemin en sonuna saati belirtmem gerekiyor. Es ist 8 nach 12. Saat 12'yi 8 geçiyor. Nach neydi? Geçe. Vor, kala. Hemen yan örneğime geçiyorum. 18:55. Es ist 5 vor 7. Saat 7'ye 5 var. Yani 5 dakika sonra saat 7 olacak. 9:10. Geldim. Bunu da birlikte yapalım. 9:10 diyebilmem için ne yapıyorum? Hemen buraya 9'u gösteriyorum. Ve ne eklemem gerekiyor? Dakikayı eklemem gerekiyor. Yani şuradan da hemen şuraya bir ok çıkartıyorum. Ne yapıyorum? 9'u 10 geçiyor demem lazım. Ne yapacağım? Es ist kalıbımı yazıyorum ve cümleye başlıyorum. Önce dakikayı söylemem gerekiyor. Dakikam ne? 10. Sen... Ne yapıyor peki? 9'u 10 geçiyor. Yani nach kullanmam gerekiyor. Es ist 10 nach 9. Saat 9'u 10 geçiyor. Evet, son sürat devam ediyoruz. Die offizielle Uhrzeit. Yani dijital saatlerden bahsedeceğiz. Resmi saatlerden bahsedeceğiz. Vor, kala, nach, geçe gibi terimleri kullanmayacağız. Peki kalıbım nasıl? Aynı şekilde. Es ist Hemen araya saati getiriyorum önce. Araya ua kelimemi ekliyorum, saat anlamına gelen ve en sona da dakikayı getiriyorum. Yani dijital saate baktığımızda şöyle söylüyoruz ya, saat kaç? Saat 8:50, saat 8:55. Aynı şekilde önce saati söylüyorum, sonra dakikayı söylüyorum. Unutmamam gereken şey araya ua kelimesi geliyor. 8:50, es ist acht, saati söyledim. Araya ua kelimemi getirdim. 50 geçiyor. 50. Bu yüzden de 100'e kadar sayıları biliyor olmam gerekiyor. 11:20. Ne yapıyorum? Es ist. Önce saati söylüyorum. 11 Uhr 20. 20. Saat 11:20. 14:35. Ne yapıyorum? Yine kalıbımı yazıyorum. Es ist. 14 neydi? 14. Araya ne getiriyorum? Uhr ve 35 demem lazım. 35. 35. Saat 14:35. 20:45. Ne yapıyorum? 8 olarak da yazabilirim, 20 olarak da yazabilirim. Daha çok 8'i kullanacağım. Es ist 8 Uhr. Önce saati yazıyorum. 8 Uhr 45 demem lazım. Dakikam 45 çünkü. Dakikamı da yazıyorum. 45. 45. Es ist 8:45. 22:30. Saat 10:30. 22:30 da diyebilirim. Yani 22 sayısını da kullanabilirim. Ama saat 10:30 da diyebilirim. O zaman ne yazıyorum? Kalıbım aynı şekilde. Es ist 10:30. Saat 22:30. Ama ben ne kullandım? 10:30 kullandım. Es ist 10:30. 22 kullanalım. Es ist 22:30. Saat 22:30. 15:25. Yine aynı şekilde 3:25 olarak kullanabilirim. Es ist 3:25. Es ist 3:25. Peki 17:15. Yine 5 şeklinde kullanıyorum. Es ist 5:15. Saat 5:15. 6:10. Saat 6'yı 10 geçiyor. Ama ben dijital saatlerden bahsediyorum. Yani official saatlerden bahsediyorum. O zaman ne yapacağım? Dijital saatleri söylediğim gibi söylemem gerekiyor. Es ist 6 Uhr. Uhr kelimesini asla unutmuyorum. Hatta şuraya bir yıldız ekleyelim. Es ist 6:10 diyorum. Ve dijital saatleri de söylemeyi anında kaptım. Son sürat devam ediyoruz. Wann, Präposition, edatı. Ne zaman kullanıyorum? Saatlerde kullanıyorum. Hangi soruyla kullanıyorum? Wann sorusuyla. Yani ne zaman anlamına gelen zaman soruyorum. Ne zaman? Wann, ne zaman? Zaman sorarken wann sorusunu kullanıyoruz. Evet. Peki wann sorusunun cevabında ise saati söylerken, yani zaman belirtirken edatı kullanıyoruz. Edatı cümleye da ve de anlamını veriyor. Hemen örneğimize bakalım. Wie viel Uhr ist es? Saat kaç? Cevabımızda belirli bir zaman söylemeliyiz. Es ist 2 Uhr. Burada bir zamanımız var. Edat kullanmamıza gerek yok. Ama örneğimizde bizden direkt saati istediği için biz de karşılığında direkt olarak saati söylüyoruz. Yani zamanı söylüyoruz. Peki ne zaman diye sorduğunda ne kullanmam gerekiyor? Saatimin önünde da anlamı veren edatımı kullanmam gerekiyor. Wann gehst du nach Hause? Eve ne zaman gidiyorsun? Bakın zaman istiyor bizden. Tam bir zaman istiyor. Ich gehe 7 Uhr. Saat 7'de eve gidiyorum. Ich gehe 7 Uhr. Yani ben wann gördüğümde, wann sorusu ve fraglardan olan wann sorusunu gördüğümde cevabımda saatimin önüne edatını getirmeliyim. Wann kommst du? Ne zaman geliyorsun? Tam bir saat istiyorum. Saat kaçta geliyorsun? Ich komme kaçta geliyormuş? Ne yapıyorduk? 12 sayısı, yani 12'nin bir üst sayısını söyleyeceğiz. Artı 1 ekleyeceğiz. Halb 1. Hemen ekleyelim, buraya yazalım. Halb 1. Ich komme halb 1 diyebilirim. Ya da ich komme 12:30. bu şekilde de telaffuz edebiliyorum. Ne zaman geliyormuş? Saat 12.30'ta geliyormuş. O zaman edatının saatlerde kullanıldığını artık biliyoruz. Ne yapıyoruz? Wann sorusu gördüğümüzde edatıyla da anlamı vererek cümlemizi oluşturuyoruz. O zaman son sürat devam ediyoruz ve günlere geldik. Die Wochentage, günler. Kaç tane günümüz var? 7 tane günümüz var. Pazartesi, Montag, Salı, Dienstag, Çarşamba, Mittwoch, Perşembe, Donnerstag, Cuma, Freitag, Cumartesi, Samstag, Pazar, Sonntag. Peki aynı saatlerde olduğu gibi günleri de cümle içerisinde kullanılırken bir edattan yardım alıyoruz. Hangi edat? Am edatı. Am Montag, pazartesi gününde, yani cümleye da anlamı katıyor. Cuma gününde, cuma günü. Am Montag, pazartesi günü ya da pazarteside, pazartesi gününde. Am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Günlerin artikeli der, yani der Sonntag, der Samstag. Bu şekilde artikelini unutmuyoruz. Günler her zaman büyük harfle başlıyor ve 2 tane daha ekstra bir kelime öğrenelim. Die Wochentage 7 tane günümüzün hepsini kapsıyor. Peki hafta içi demek istediğimizde die Arbeitstage, yani iş günleri, 5 günü kapsıyor. Pazartesinden cumaya kadar. Peki das Wochenende hafta sonu anlamına geliyor. Hangi günleri kapsıyor? Samstag, cumartesi, Sonntag, pazartesi. Yani günlerde dikkat etmemiz gereken tek nokta edatı unutmamak ve artikelinin der olduğunu unutmamak. O zaman hızlıca günleri de bitirdiğimize göre dersimize devam ediyoruz. Die Tageszeiten, günün zamanları, akşam, öğlen, öğleden önce, öğleden sonra. Örneğin der Morgen, sabah anlamına geliyor. Der Mittag, öğle. Der Abend, akşam. Der Vormittag, öğleden önce. Der Nachmittag, öğleden sonra. Ve die Nacht, gece. Dikkat ederseniz sabah, öğle, akşam, öğleden önce ve öğleden sonraki günün zamanlarında artikelimiz der. Bir tek istisna olarak gece derken die artikelini kullanıyoruz. Die Nacht. Aynı şekilde am Morgen, sabah, sabahleyin, sabah vakitlerinde. Am Vormittag, öğleden önce. Am Mittag, öğle ya da öğleyinde diyebiliriz. Am Nachmittag, öğleden sonra. Am Abend, akşam, akşamleyin, akşam vakitlerinde. Burada da yine bir istisnamız var. Az önce ne dedik? Gece kelimesinde die artikelini kullanıyoruz. Aynı şekilde edat kullanırken, yani da anlamı veren edatı kullanırken de in der Nacht diyoruz. Am Nacht demiyoruz. In der Nacht, gecede, geceleyin, gece vakitlerinde. Peki günlerde olduğu gibi günün zamanlarında da ne yapıyoruz? Aynı edatı kullanıyoruz ve zaman bildirdiği için de wann sorusuyla sorumuzu sorabiliriz. Evet, günün zamanlarını da bitirdik, günleri öğrendik, saatleri öğrendik. Son sürat devam ediyoruz. Eğer rutin olarak yapılan işlerde günleri ve günün zamanlarını kullanıyorsak baş harflerini küçük yazıyoruz ve kelimenin sonuna es takısı getiriyoruz. Ne demek bu es takısı? Morgens, bakın baş harfi küçük ve sabahları anlamına geliyor. Bu anlamı veren hangi ek? Sonundaki s eki, s harfi. Morgens, sabahları. Vormittags, öğleden önceleri. Mittags, öğlenleri. Nachmittags, öğleden sonraları. Abends, akşamları. Nachts, geceleri. Peki neden küçük yazıyorum? Çünkü rutinleri günlerden ayırmam gerekiyor. Belirli bir günde yaptığım bir aktiviteyi belirtmem için, çünkü aynı gün her zaman o aktiviteyi yapıyorum. Mesela sabahları spor yapıyorum. Morgens. İşte pazartesileri spor yapıyorum. Montags. Salıları arkadaşlarımla buluşuyorum. Dienstags. Yani her zaman olan rutin etkinliklerimizde biz ne yapıyoruz? Baş harfini küçük yazıyoruz ve sonuna es takısı ekliyoruz. Aynı şekilde Montags, ne dedik? Pazartesileri. Dienstags, salıları. Donnerstags, perşembeleri. Mittwochs atladık. Mittwochs, çarşambaları. Freitags, cumaları. Samstags, cumartesileri, sonntags, pazar günleri. Peki, zamanı sordum. Hangi soruyla soruyordum? Wann. Nereye diye soracağım. Nereye? Wohin. Nereye? V fragmanlardan wohin sorusu. Ne yapıyor bu soru? Ne anlam katıyor? Hareket bildiriyor. Bir eylem var. Ne demem gerekiyor? Okula gidiyorum, sinemaya gidiyorum, eve gidiyorum, denize gidiyorum demem gerekiyor. O zaman in die Schule. Okula gidiyorum. Ins Kino. Sinemaya gidiyorum. Kino, sinema. Nach Hause. Eve gidiyorum. An das Meer. Hemen kısaltıyorum buradaki iki artikel ve edatımı. Ans Meer. In das Café. Ins Kaffee. Peki örneklerime geldim. Leon geht morgens in die Schule. Leon ne yapıyor? Sabahları okula gidiyor. Wohin nereye? Okula gidiyor. Ne zaman? Bakın hemen şöyle yazalım. Wohin nereye? In die Schule. Wann? Morgens. Sabahları rutin olarak yaptığı için ne yapıyorum? Baş harfini küçük yazıyorum. Sonuna S takısı ekliyorum. Yani her sabah Leon okula gidiyor. Morgens geht Leon in die Schule. Şimdi bu iki cümle arasındaki farklılığa bir bakalım. Yapı nasıl oluşturulmuş? Cümle yapısı nasıl? Leon geht morgens in die Schule derken Leon benim öznem. Ben özneyle başladım cümleye ve daha sonrasında ne demiştik? Her zaman ikinci pozisyona fiil getiriyoruz. Özneye göre çekimleyerek ve sonra da zaman getirdim. Peki zamanı başa aldım. Cümleye başladığım için baş harfim tabii ki büyük olacak. Morgens. Hiç ayırt etmeden ne yapıyorum? İkinci pozisyona, cümlemin ikinci pozisyonuna yine fiilimi çekimleyerek getiriyorum. Kime göre çekimliyorum? Leon'a göre, yani özneye göre çekimliyorum. Yani zamanı başa alarak da cümle yapımızı oluşturabiliriz. Morgens geht Leon in die Schule. Ich habe am Donnerstag eine Prüfung. Prüfung sınav anlamına geliyor. Ne zaman sınavım var? Wann? Am Donnerstag. Perşembe günü. Ich habe am Dienstag einen Termin. Neyim var? Randevum var. Randevu. Bir randevum var. Ne zaman? Wann? Am Dienstag. Salı günü. Ich besuche freitags meine Eltern. Kimi ziyaret ediyorum? Besuchen ziyaret etmek anlamına geliyor. Kimi ziyaret ediyorum? Meine Eltern. Ailemi ziyaret ediyorum. Ne zaman? Wann? Freitags. Ne yapıyorum? Freitags. Ne yapıyorum burada? Rutin bir işten bahsettiğim için, bir aktiviteden bahsettiğim için, yani cumaları ailemi ziyaret ediyorum. Her cuma. Bunu rutin olarak yapıyorum. O yüzden ne yapıyorum? Sonuna S takısı ekliyorum. Peki, ich fahre am Samstag nach İstanbul. Cumartesi günü nereye gidiyorum? Nach İstanbul. İstanbul'a gidiyorum. Ich mache am Sonntag Picknick. Ne yapıyorum? Piknik yapıyorum. Peki am Sonntag. Wann? Pazar günü. Yani bilmem gereken nokta günlerle saatlerin önünde hangi edatı kullandığım ve rutin işlerimi söylerken de günleri ne yapıyorum? Sonuna S takısı ekliyorum. Aynı şekilde günün zamanlarında da sonuna S takısı ekliyorum. O zaman devam edelim ve ödüllü sorumuza geçelim. Wann kommst du abends nach Hause? Ne zaman eve geliyorsun? Akşamları. Bakın her akşam rutinden bahsediyorum. S takısı var. Ne zaman? Wann kommst du abends nach Hause? Ne zaman? Akşamları ne zaman eve geliyorsun? Evet, bu cümlenin tam cevabını yorumlara bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.